Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz bir ay falan önce şöyle bir horoz yumurtamız vardı. Horozumuz mu artık, tavuğumuz mu? Şöyle bir tane yumurta yapmıştı. Ben de onu dolaba koydum. Dedim ki bir video çekeriz dedim. Biraz beklettik. Bir aydır dolapta. Bakalım içinde ne var? Yani tavuk mu yumurtlamış yoksa horoz yumurtası mı? Onu sizlerle beraber şimdi bakacağız. Şimdi normal bir yumurtamız var arkadaşlar burada. Normal yumurtamız burada. Bu da yani tavuğun yumurtası mı, horozun yumurtası mı? Horoz bence yumurtlamaz, bilmiyorum ama şimdi yani tabii saygıda duyuyorum düşüncelerinize. Kimisi diyor horoz da yumurtluyor, kimisi diyor ki işte tavuk işte yumurtladı falan, son yumurtası da olabilir. Bilmiyorum ama bence horoz yumurtlamazdır diye düşünüyorum. Değil mi reis? Rami reis ne diyorsun bu konu hakkında? Yumurtlamaz. Bence de horoz yumurtlamazdır diye düşünüyorum. Yani kimisi diyor ki horozun içindeki pisliği işte senede bir kere atması için şöyle bir yumurta yapıyor diye, ama bence saçma geliyor bana. Sonuçta bu hayvanda yumurta yapmak için ayrı bir organlar. Aynen, aynen. Doğru. Sonuçta doğru. Hayvanda bir organ var yumurta yapması için. Horozda da yumurtayı döllemek için yani bir organ var. Bence mantıksız. Ah benim barbalarım çıktı dışarı. Ay canlarım benim. Oğlum içeri girin lan sizin. Neyse bundan var ya, bunları çok güzel besleyeceğim inşallah. Şimdi neyse. Arkadaşlar şöyle bir tane kabımız var. Tatlı kabı herhalde. Normalde. Şimdi ilk önce bunu mu kırayım? İlk önce normalini kıralım. Ulan var ya gitti 1 lira. Tabii espri şaka bir yana arkadaşlar. Şöyle evet ilk önce tabii bunu da yeme karıştırıp tavuklarımıza aslında lan direkt şey yapardık. Bak şimdi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yumurtanın sarısı burada. Hayır kızım sen gelme kızım, hayır olmaz. Şimdi normal yumurtamızdan şöyle şunu tavuklarımızı atalım. Hayır kızım hayır tamam hayır bebeğim nereye gidiyorsun? Olmaz bebişim hayır. Şöyle sen geç oraya. Şimdi normal yumurtadan arkadaşlar, yumurta da döllüymüş. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz yumurtanın döllü olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Şöyle bir nokta olması lazım. Durun be Allah Allah, 2 dakika oturalım dedik Jilet Kamil'in yanına. Neyse şimdi horoz yumurtası mı artık tavuk yumurtası mı, ona da siz karar verin. Bakalım içinden ne çıkacakmış. Eğer böyle çıkıyorsa horoz yumurtlamıyormuş, tavuğun yumurtasıdır. Tavuğun son yumurtasıdır yani. Şimdi evet şöyle sivri tarafımla vurayım. Ya bu kız benim var ya canım ya. Niye öyle şey yapıyorsun? Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber. Şimdi içinde şöyle nasıl diyeyim arkadaşlar. Acı bu sarısı var ama bak şöyle normal yumurta bu ya. Değil mi? Evet. Şu aynen şunu görüyorsunuz bir normal yumurta. Bu da bence yani son tavuğun artık son dizimindeki yumurtanın artık yani yumurtlamaya şey bırakıyor. Bir ay mesela işte atıyorum hani bir dönemleri oluyor yani yumurtadan şey diyor. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani son yumurtasıdır yani sonuçta hani içinde beyaz hani sade beyaz bir şey yok yani. Hani horoz diyor ya pisliğini atıyor falan pistan diye. Sadece sarısı da var ama oluşmamış. Yani büyük değil. Eyvallah abi görüşürüz. Tamam sağ olasın. Şöyle gördüğünüz gibi normal yumurta burada. Şunu da şöyle ayıralım. Bu yumurta da tavuğun yumurtasıymış. Yani sonuçta zaten horoz yumurtlamaz ya. Yumurtlar mı abi? Gözünü seveyim. Ben mesela doğurabilir miyim? Doğuramam. Değil mi? Yani öyle bir değişik bir şey ya. Hani şimdi bilimciler de şey demesin. Ooo tamam ezmeyin abi. Neyse konumuz şöyle bir daha tekrar gösteririm Rami abi. Ya bunu da merakla zaten herkes şey diyordu. Yani şöyle horoz yumurtladı videolarını izliyorlar işte milyonlarca, yalan yani. Evet evet yani milyonlar izleniyor mesela horoz yumurtladı falan fistan. Ya horoz oturabilir, horoz grup da olur. Bilmiyorum yani ola da bilir. Ama ya kasaya da oturur. Bizim mesela Jilet Kamil de gidiyor kasaya oturuyor. Tavuğu çağırıyor yanına. Horozun görevi bu. Tavuğu yumurtlatmak, tavuğu döllemek, tavuğa yem yedirmek. Mesela gık gık yapıyor, çağırıyor tavukları değil mi? Kendisi yemez. Yani horozun böyle bir, ya seni döverim bak ha, benim çocuğumla oynama. Üçkağıtçı. Bu kendi cüssene bak ya. Allah Allah neyse. Ne diyordum? Şöyle bir yumurta. Bunu kümesinizde gördünüz mü arkadaşlar? Bu tavuğun. Şu gördüğünüz tavuğun son dizim yumurtasıdır. Yani ilk yumurta çıkacak yumurta böyle. Sonra böyle. Bu gelişe gelişe ya büyüye. Son dizim en son halkadaki yumurta budur abi. Yani anladınız mı? Horoz yumurtlamaz abi. Ben böyle bir şey söylüyorum size. Zaten içinde horoz yumurtası değil. Yani horoz yumurtası yok yani anladın mı? Öyle kafama takıldı. Şu gördüğünüz
aynı bu ama işte son olduğu için oluşmamış yani yetişmemiş. Öyle düşünün yani hani son artık fazla vitamin girmemiş yumurtaya, yumurta oluşmamış öyle bir şey diyelim arkadaşlar. Deneyimizi de yaptık. Bir aydır dolapta bekletiyorum. Bir aydan fazla herhalde ya. Dedim ki hadi bugün dedim buna özel bir video çekelim. Horoz yumurtası denen bir şey yok arkadaşlar. Eğer var hala iddia eden varsa yani ne diyeyim artık değil mi? Bir şey diyemem. Ama gördüğünüz gibi normal tavuk yumurtası bu. Bu da normal tavuk yumurtası ama halkanın sonundaki küçük yumurta. Yani halkan artık tavuk yumurtamayı bırakıyor. Yani bir ay sonra ya tüy değişimine giriyor. Anladın mı? O ara o benim çocuklarım nasıl benim yanıma geliyor görüyor musun? Canlı vallahi bıldırıcı kadar lan bu. Gerçekten maşallah. Neyse abi göstermiyorum sonra bir şey oluyor. Neyse sıkıntı değil. Dediğim gibi Cüneyt Kamil sen yumurtluyor musun? He? Sen şöyle bir şeyde mikrofon sen yumurtluyor musun? Yok diyor ben diyor yumurtlamıyorum diyor abi diyor. Ben diyor yumurtlar mıyım diyor. Ben diyor tavuk muyum ya diyor. Allah Allah diyor. Ben diyor işimi yaparım diyor. Geçerim diyor. Yani tavuğu yumurtlatırım diyor yani. Normalde bu yumurta Cüneyt Kamil'den çıkmaz gerçekten. Elimizi de batırdık olsun. Aks. Şöyle al bismillah. Sen de maşallah yani. İki tane yumurta yapmış bu arada başladı tekrardan. Güzel kabuğundaysın. Vitamin zaten veriyorum. Geçen bir vitamin verdim biliyorsun. İki tane tavuk aniden öldü. Nasıl bir ilaçsa artık. Dediğim gibi bazı tavuklarda konumuzu hemen geleceğim oraya tekrardan. İşte vitamin veriyorsun, suya koyuyorsun. Tavuk içiyor. Tavuğun bünyesi zayıfsa tak hemen öldü ya. Takla attı tavuk ya. Yani oluyor. Hayvanlarımızda ölenler de oluyor. Yani değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Sonuçta o kadar da profesyonel. Ben tavukçu demiyorum kendime ya. Sadece hobi olarak severek beslediğim bir hayvanlar. Necmi aile ötü. Necmi'yi de vereceğiz en yakın zamanda. Ya, cüce ırk olarak da dedim ki barbu besleyelim. Kuyruksuz bu arada kuyruksuz çok yorumda gördüm yani. Aa bu şey değil orijinal değil lan. O kuyruk mesela Amerikanlısın kuyruklusu var, kuyruksuzu var. Bu da kuyruklusu var, kuyruksuzu var yani. Böyle bir cins arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Konumuza tekrardan dönüyoruz. Dediğim gibi biraz uzun video oldu. Normalde akşam videoları biraz daha kısa olurdu ama şöyle gösteriyorum tekrardan. Normal yumurta şöyle bu da normal yumurta ama son halka yani zincirin son tavuğun poposundaki son yumurta yani böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Horoz yumurtası diye bir şey yoktur. Hatta o da mı döllü lan? Galiba. Ha, görüyor musun? Onun içinde de şey var. Şu beyaz nokta tavuğun yani yumurtasının döllü olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Onu da buradan kısaca geçeyim değil mi abi? Evet sen bir şey söylüyor musun? Kaçıyorsun. Neyse tamam arkadaşlar. Cüneyt Kamil görüşürüz kardeşim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dediğimiz gibi horoz yumurtlamaz. Yani mantık olarak da değil mi? Bir erkek sonuçta yumurtlamaz. Yani doğurmaz da yumurtlamaz da. O kamera arkası gülüyor. Rami Reis teşekkür ediyorum. Yani bu kadar arkadaşlar. Horoz yumurtlamaz. Tavuğun zinciri yani son halka. Ne yapıyorsun lan? Sana vuruyor. Allah'ım ya Rabbi. Tavuklar gerçekten değişik canlılar. Dediğimiz gibi horoz yumurtlamaz. Tavuk yumurtlar. Tavuğun da son halkasındaki yumurta. Yani son dizim yumurtası. Öyle diyelim. Videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.